Sevgili YouTube, merhaba. Umarım açıyı ayarlayabilmişimdir. Arka kameradan çekmeyi sevmiyorum. Çünkü kendimi görüp ayarlamadığım için hoşuma gitmiyor. Fakat ön kameram hala bozuk olduğu için ve hala tamir ettirmediğim için arka kameradan çekeceğim. Umarım iyidir. Bugün ne yapacağız? Saçım bozulmuş. Bir saniye. Salmak istemedim. O kadar yoğun ki bu odayı görüyorsunuz. Ben tam topluyordum. Liman dağıttı sabah. Benden önce uyanmış. Ben yeri dağıtmış tekrar. Ben askılık aldım. Çünkü evdeki askılık sayısı yetmiyordu. Şöyle göstereyim. 6 ve 6 tane 2 tane şey aldım. Askı aldım. Bir tane daha alacaktım. Bir tane daha altılık askı alacaktım. Sonra dedim ki bu yeter, yetmezse bir tane daha alırız. O kadar yoğun ki şurası adım atacak yer yok. Ben bu odayı toplarken giysileri asarken, yerleştirirken aslında katıla çekecektim bu videoyu. Sonra vazgeçtim. Neden vazgeçtiğimi de anlatırım. Katıla başka içerikler çekmek istediğim için. Bir de kaç gündür kendimi hasta hissediyordum. O yüzden bir şeyler yapacak mentalim yoktu. Şimdi hazır elimi değmişken yapalım istiyorum. Adım atacak yer yok ve şu koltuktan nefret ediyorum. Ben bu koltuğu balkona koymak istiyorum. Bu kadar nefret ediyorum. Çünkü çok kaba bir koltuk. Bizim değil, eve ait. Bana ait bir koltuk değil ama o kadar yer kaplıyor ki yani şurada kocaman, gereksiz. Alıp da böyle fırlatıp camdan atasım geliyor yani. O derecede sevmiyorum. Koltuğun yerini değiştirmeye çalışacağım muhtemelen ama sığmayacaktır. Odam daracık, küçücük olduğu için. Ben bu evi sevmiyorum arkadaşlar. Ben aklıma koydum. En az 2 artı 1, 3 artı 1 bir eve çıkacağım. Neden? Hani 1 artı 1 neyine yetmiyor? Yetmiyor. Yani ben tamam şimdi limanla bir yandan şey yapayım, işimi yapayım. Bir de konuya bir ara vereyim. Montları normalde limanın portmantosu vardı. Oraya asıyorduk ahşaptan. O vidalar duvardan çıktı. Aynı deliğe de girmiyorlar niyeyse şu an. Liman durma. Ben de tamirci çağırmadım. Tamirci değil işte bu matkapla delenleri. Usta artık neyse. Çağırmadım, para vermedim. Şu an öyle kalıyor. O yüzden bu montlarını dolaba asacağım. Hem kış bitti ya. Kış bittiği için dolaba kaldırabiliriz. Hatta var ya ben bu kışlıkları bir aya İstanbul'dan tekrar döndüğümde şurada kırmızı bir valizim var. Valizin içine koyup bazanın altına kaldıracağım. Dolapta çok fazla kışlıklar, yazlıklar bir arada olmasın, yer kaplamasın diye. Konuya dönelim. Hani bir artı bir neyime yetmiyor. Ben limanda şu an aynı yatakta yatıyorum. Ben limanda 6-7 yaşına kadar bile aynı yatakta yatabilirim. Ama o liman her şeyi dağıtmasan mı hani? Çekil. Yere atıyorsun. Yere bastıklarımızı makinede yıkayacağız bir de. Çocuk askısı almadım ya. Yoktu çünkü gittiğim yerde. İşte ben limanda her saat, her yaşına kadar aynı yatakta yatabilirim ama bir yaştan sonra mahremiyet isteyecek. Kendine özel alan isteyecek. Kendine özel oda isteyecek. Tamam, hemen henüz 2 yaşında yatakları ayırma gibi bir niyetim yok. Ama en azından oyun odası yapmak istiyorum limana. Hani şu oyuncaklarımız, kitaplarımız bir odada olsun. Onlar başka bir yerde olsun istiyorum. Demek istediğimi anlatabildiğimi bilmiyorum. Onlar böyle her şeyden bağımsız. Bizi çünkü bir odaya koymak, ne yapıyorsun? Otur. Onu bir odaya koymak, hem o odada yatıyor olmak ve hem o odada, yattığın odada bin tane oyuncak olması. Bak, çalışma masam burada, bilgisayarım burada. Odayı çok küçültüyor ve çok daraltıyor. En azından
Ben niye bu evde hiç iş yapamadım? Şu an o kadar iyi anlıyorum ki sinirleniyorum ve geriliyorum. Bu cümle kelime bile kullanamıyorum. Sinirim tamamen limana değil. Ama sonra gelip bana insanlar diyor ki niye bu kadar az video çekiyorsun? Niye katıla bu kadar az video atıyorsun? Şöyle böyle falan. Ya abicim sen benim katıla ayda 10 video yaptığımı dua et. Öp başın üstüne koy. Bu. 2 saattir odada oynadık, ettik, güldük. Ben buraya geçtim şimdi. 6 saniye bana az gelecek. Ya derdimi anlatamıyorum. Ne konuşacaktım onu bilmiyorum. Daha yerde 1000 tane daha şey var. Ayrıca ben birisine evi emanet ettim. Evin ağzına sıçmış. Yani şöyle ağzına sıçmış. Çok da kötü bad words kullanmak istemiyorum. Limanda taklit etmeye başlamışken her şeyi. Yok bunları kendime harcayayım ya. Şimdi evin bütün düzenimi alt üst etmiş. Dolaplarımı açacağım. Benim dolabımı karman çorman etmiş ve benim bu dolabımı düzeltmem lazım. Her yeri salak saçma değiştirmiş. Şunlar orada değildi mesela. Burası böyle değildi. Abuk subuk şeyleri oraya koymuş. Bana ekstra iş ve ben sürekli bütün işlerimi ertelediğim için kaç gündür işlerimi ertele daha çok birikti ve bu beni de daha çok sinirlendiriyor. Oturacak, nefes alacak bir yer yok. Bunlar banyoya gidecek, banyo temiz değil. Gerçekten gereksiz her şeyi valizime koymak istiyorum ya. Hatta öyle bile yapacağım şu an. Açacağım valizi şuraya. Yapacağım, gerçekten yapacağım. Bir de limanın küçülenlerini ayıklayacaktık. Bu video hiç sığmaz o. Geçemiyorum. Adım atamıyorum ya. Böyle rezalet olmaz. Adım atamıyorum. Valizi burada. Valizi nereye koyacağız? Düşme. Bu videoda gerginim. Bu videoda mutlu değilim. Her videoda gülecek, her videoda eğlenecek ve eğlendirecek değilim. Hayatın gerçekleri. Kimse hayatında 7/24 mutlu değildir. Mutlu olan, mutluyum diyen de maske takıyordur. Ben maske takamam. Mutlu değilsem mutlu değilim. Bunu söylüyorum, tamam mı? Dik dur. Bir anne olduğum, sinirlenemeyeceğim, küfür edemeyeceğim, yorulamayacağım anlamına gelmiyor. Anneler de gayet tabii asık suratlı olabilir. Anneler de yorulabilir. Anneler de tükenebilir. Anneler de bunalabilir. Bir tane balon almış. Şimdi sen bu kadar balona niye 200 lira veriyorsun? Şimdi 200 lira vereceğine git marketten bir şey al. Dolaba bir şey koy, anladın mı? Ben balon ne yapayım? Bu çocuk balon ne yapsın? Ben zaten gerçek hayatta da balon sevmiyorum. Süslemelerde balon sevmiyorum. Neden? Bu balonlar plastik olarak atık olmuyor mu? Oluyor. 2-3 tane balon yeter. Bu balonlu zincir yapanları da anlamıyorum. Takdir de etmiyorum. Kendi tamam tercihleri yapabilir. İstediğini yapabilir. Ama sen çocuğun için mesela çocuk doğum günlerini görüyor değil mi? Benim de limanın doğum günü yaklaşacak. Şimdi limanın doğum günü yaklaşırken bütün böyle her yeri balonla kaplasam onun doğum gününü kutluyoruz. Ben niye onun geleceğini mahveden bir şeyle onun doğum gününü aynı ana denk getireyim? Yani sonuçta çevreye duyarlı olmak gerekiyor ya. Al dolabımda yer kaplayan bir battaniye. Liman üstünü hiç örtükmedi. Battaniyelerin hepsini hiç güzel katlamakla da uğraşamayacağım. Zaten gerginim. Camı niye açmıyoruz ya? Şöyle bir camı açalım. Boy havlusu. Ne zaman ben boy havlusu kullandım? Vücut havlusu. Ne havlusuysa artık bu. Kullanmadım. Belki bir gün misafir gelir diye böyle duruyordu. Abicim bana misafir gelmiyor. Gelmeyecekti. Annem bana gelmeyecek. Ama ne olur? Mesela ben bu evime yatılı insan çağırmam. Neden çağırmam?
güzel ağırlayamam çünkü. Ama ileride 2 artı 1, 3 artı 1 bir evim olduğunda bir sürü nevresim takımı alacağım. Misafirler için ayrı nevresim takımları alıyorlardı ya. O şekilde ben de kendime gelecek misafirlerim için ayrı nevresim takımları alacağım. Ayrı havlular alacağım. Yazıyorum buraya bir yere. Plaj havlusu. Bunu kaldırmıyorum. Neden kaldırmıyorum? Havuzumuz yakında açılacak. Havuz sezonu başlayacak. Plaj havlusu kalsın. Dolaba koyarız. Limanın küçülen kıyafetlerini şimdi ayıklamayacağım. Ama bakalım, ıvır zıvır arıyorum. Bütün dolaplarını aşağıya boşaltmış. Mesela bu halı. Koyacak yer bulamadım. Buraya koyuyorum. Bunlar ne? Niye buraya konulmuş? Bunu bir ayarlarız. Nerede dur. Liman için. Abi sen kirli bir şeyi katlayıp dolaba mı koydun? Gerçekten. Kirli mi bu? Kundak havlusu. Acaba nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Kundak havlusunda bunları yeni doğan bebekler olan birisine vereceğim. Ama şimdi değil. Başka zaman ayıklayacağım. Bir durumu olmayan, iyi olmayan birisini bulursam. Mesela böyle bir ayıcık. Ben bu tulumu çok seviyorum. Ve ben bu tulumu şimdi diyorsunuz ki, diyecek olursunuz, valize hepsini koydun. İyi güzel. Ama sen İstanbul'a gitmeyecek misin? Ya gerçekten ben İstanbul'a gideceğim. Valiz bana lazım olacak. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Yani ne yapayım ben? Bu valizi şimdi böyle hazırlayayım. Buna koyacağım şeyleri. Nerede ya? Buna koyduğum şeyleri işte bir koli falan alırım. Hurç alırım. Evet, hurç. Ben bir aya, bir haftaya, birkaç haftaya hurç alayım. Ve bu valizi hurca boşaltayım. Şimdi ben o hurcu alana kadar bu valiz bazımın altında kalsın. Evet. En doğrusu. İnşallah bir şeyleri yıkıp kırıp dökmem. Oraya nasıl yetişeceğiz? Tam tersi yapabilir miyiz? Bir de şey için gerginim. Liman'ın doğum günü yaklaşıyor. Bilenler bilir. Geçen sene kutlamıştım. Çok içimde kalan şeyler olmuştu. Müslümler kalsın mı ya? Müslümler kalsın, plajda kullanıyoruz. Havlum kalsın. Ama bu gereksiz ıvır zıvır battaniyeler kalmasın. Niye? Battaniye kullanmıyorsun sen. Yılbaşı şapkalarını atıyorum. Neden? Yılbaşı bitti. Yılbaşı üstünde çıkaralım. Çekil. Ananı senin. Anneni. Sen şaka mısın ya? Arkadaşlar şuna bakın. Liman hiçbir yere dokunma. Hiçbir yere dokunma. Umarım çekiyordur. Bir felaket önledik arkadaşlar. Liman'ın ellerini yıkadım. Ama görmüyorsunuz valizden buralar. Gerçi dolapları silecektim, sıkıntı yok. Videoyu izledim, bir de biraz fazla tepki vermişim. Aa, Liman ama düşüreceksin valizimi, kıracaksın. Şimdi bunları da kaldırıyorum. Well soft turunlar kalkıyor. Artı çünkü çok havalar bence ısındı. Şubat'tayız ama havalar çok sıcak. O yüzden kaldıralım. Şunlar kalksın hep. Kendi dolabımdan da koyacağım bazı şeyler. Tekrar bakayım buraya.
bunda ne var ya?